Efendim merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Hüseyin Kılıçoğlu, İlgi Kozmetik, Ağaçarası, Kırşehir. Hüseyin Bey, kış mevsimine geçmekteyiz. Bu mevsim geçişlerinde oluşan cilt kuruluğu için bir öneriniz var mı? Tabii. Öncelikle şunu ben hatırlatmak istiyorum. Lütfen bugünlerde biraz zor olsa da öncelikle gıdalarımıza dikkat edelim. Çünkü cildimizin ihtiyacı olan, cildimizi nemli tutacak gıdaları biraz artırmak zorundayız. Çünkü terlemeler fazla miktarda oluyor kış mevsiminde. Soğuk terleme olmaz dense de kalori verici besinler, sıvılar almamız cildin ter su kaybetmesine sebep oluyor. Bu kaybolan suyla da ciltte bilhassa yüzde ve vücutta kurumalar ve çatlamalar oluşuyor. Bunları tamamlamak zorundayız. Bunun için de bol miktarda sıvı alacağız. Bunun yanı sıra yüzümüze kullanacağımız yüzümüzdeki kuruluklar ve cildimizdeki kurulukları gidermek için nemlendirici ve bakım losyonlarıyla devam edebiliriz. Bunları düzenli kullanalım lütfen ve yaşlarına uygun kullanalım. İleri yaşlarda kullanım düzeyinde değil, yaşlara uygun düzeylerde kullanalım. Bu nasıl olacak? Örnek veriyorum, banyo yaptıktan sonra kurladığınız vücudunuz ve yüzünüze losyonu bir kere sürmeniz yeterlidir. Bu banyo süresinde lütfen ihmal etmeyin. Yani 2 güne veya 3 güne bir banyonuzu düzenli alın. Çünkü vücuttaki terlemeler ve bu terlemeler sonucu meydana gelen bakteriler koku ve mantar üretimine vücuttaki gözeneklerin açılmasına, açılan gözeneklerin de boş kalmasına sebep olmaktadır. Bunları kapatıp korumaya altına almak zorundayız. Bunun için birazcık dikkatli olalım. Bakterilerin üremesine engel olalım. Yüzümüze kullandığımız bu kuru ciltler için ürünlerde lütfen altına bir tonikle besleme yapalım ki kuru ciltler için oluşan tonikle besleme yapalım. Gözenekleri tonikle dolduralım. Onun üzerine nemlendiriciyi kullanalım. Çünkü toniğin cildi terk etmemesi ve sürekli kalmasını sağlar nemlendirici. Nemlendiricinin oluşturduğu tabaka hem koruyucu hem de cildin nem oranını dengeleyici bir unsur olacaktır. Peki efendim, yağlı ciltler bu durumda ne yapması gerekir? Vallahi yağlı ciltlerde yine bu kuru ciltlerde olduğu gibi biraz dikkatli olmak gerekiyor. Yağlı ciltlerde yağlı ciltler için gerekli ürünler kullanmak zorundayız. Yani bütün ciltler için veya kuru ciltler için bir ürünü kullandığımızda yağlı ciltlerde daha aşırı yağlanmaya sebep olacaktır. Ve istediğimiz sonucu alamayacağız. Bu yüzden kullanım şekli aynı. Fakat ürün farklı olacak. Bunda da yağlı ciltler için olan ürünü kullanmamızda güzel sonuç alacağımızdan emin olabilirsiniz.